Kıymetli izleyiciler, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Daha önceden de aktardığımız üzere çeşitli bilgi transferi, ilmi ışıltılar ve tabii ki bilgi bahçesi olarak da kurgulayıp isimlendirdiğimiz bir programla birlikteyiz. Şimdi bugün daha çok organizasyon kuramı, organizasyon felsefesi, kurumsal kültür ve kurumsal ilişkiler ağının nasıl, ne şekilde, özellikle içinden geçtiğimiz halihazırdaki 21. yüzyılın paradigmaları içerisinde nasıl bir kurumsal iyi oluş haline evrilebileceğimizle ilgili çok ama çok önemli bir takım bilgisel ışıltılar yansıtmaya çalışacağız. Tabii ki her zamanki gibi söylememe, tekrar etmeme hiç gerek duymamak söz konusu halihazırdaki programımızın paradigmasının da öngördüğü üzere daha önceden de tekrar ettiğimiz işte hem İngilizce hem Türkçe bir takım manifestoların olduğunu hatırlamama hiç gerek duymak istemiyorum ama yine de ilk defa bizim programımızla tanışan bir takım kıymetli izleyicilere küçücük bir böyle bir üvertür ya da bir giriş ya da bir tanıtım mahiyetinde bir şey söylüyorum. Yani özellikle İngilizce bir takım cümlelere indirgediğimiz söz konusu bilimsel manifestolar, araştırmaların bir takım bilgi bulgu ya da verileri hemen akabinde Türkçelerini aktarmaya dönük bir program nosyonu ve misyonunu benimsediğimi yeni gelen kıymetli izleyicilere hemen böyle bir hatırlatmaya çalışayım. Şimdi organizasyon kuramı dedik. Organizasyonların bütün dünyada her türden organizasyonlar, yüksek öğretim kuruluşları dahil olmak üzere herhangi bir şu ya da bu türden ekonomik, iktisadi kuruluşlar dahil olmak üzere her türden fraktal kuruluşlar da aynı şekilde dahil olmak üzere organizasyonların halihazırda daha doğrusu son birkaç yüzyıldır dayandırılmış oldukları modernist epistemoloji ciddi anlamda çöküş sürecine girdiğini burada hepinizin kıymetli düşünsel dünyanıza sunmanın heyecanını yaşıyorum kıymetli izleyiciler. Çünkü bakınız research all secular and democratic institutions based on a modernist epistemology which we take it for granted for our material flourishing and crumble which we take it for granted our material flourishing will crumble down in a couple of decades. Tekrar edeyim kıymetli izleyiciler. Research all secular and democratic institutions based on modernist epistemology, which we take it for granted for our material well-being, material flourishing, will crumble down in a couple of decades. Aman Allah'ım, o kadar büyük bir manifesto ki önümüzdeki 10 yıllara damga vuracak, emin olun. İnsanoğlunun iyiliği ve refahı için güya kesin gözüyle baktığımız, çok iyi olduğuna inandığımız bir takım gerek işte Platon'un deyimiyle demokratik kurumların çöküşü mukadderdir diyordu muhtelif manifestolarında kıymetli izleyiciler. Plato, meşhur Plato 2350 yıl öncesinde demokratik kurumların çöküşünün mukadder olmasının sebebinin niceliksel egemenlik ya da niceliksel epistemolojinin ön plana çıkartılmasının doğal sonucu olduğunu haykırıyordu ya Plato. Aynı şekilde insanoğlunun refahını garanti altına alabileceği, her türden refahı ya da iyi oluş durumlarını sözüm ona terettüp edebileceğini varsaydığımız, kesin gözüyle baktığımız demokratik kurumlar ve tabii ki modernist epistemoloji, modernist bakış açısıyla bilginin örgütlenişi anlamına gelen modernist epistemology önümüzdeki birkaç on yıllık süre içerisinde darmadağın olup gideceğini ben söylemiyorum. Bakınız ben söylemiyorum derken bilgi aktarıyorum. Dünyaca ünlü çok önemli araştırma kuruluşlarında haykırılıyor birkaç yıldır. Son günlerde de ciddi bir şekilde haykırılmaya başlandı. Çünkü modernist epistemoloji insanoğlunun bir takım üst realitelerini, insanoğlunun ontolojisinin bir takım üst realitelerini, kozmik ontolojinin üst realitelerini ıskalayıp
göz ardı ediyor. İnsanoğlunun kozmik realitesinden kastımız, yani insanoğlunun yeryüzündeki, dünya üzerindeki varlığının nedeninin, niçininin tıpkı bizim kendi öz referansiyel İslam kaynaklarında da vuzuğa kavuşturulduğu üzere insanoğlunun eşrefül mahlukat süreci içerisinde idealini gerçekleştirilmesine dönük, maalesef bu bahsettiğimiz modernist epistemoloji herhangi bir aracılık ya da katkı ya da uygun bir takım ortamlar ortaya koyamıyor kıymetli izleyiciler. Şimdi insanoğlunun refahı için böyle hepimizin öteden beri sözüm ona böyle olmazsa olmaz diye gördüğümüz bu modernist epistemoloji dünya üzerinde insanoğlunun ebedi refahı ya da ebedi mutluluğu ya da her türden iyi oluş durumlarını maalesef ıskaladı. Yani az önce söylediğimiz o eşrefül mahlukat arayışı süreci içerisinde insanoğlunun zihninde idealize ettiği bir takım hedef ya da amaçlara ulaşılmasının önünde ciddi bir engeldir bu modernist ve pozitivist epistemolojiler, kıymetli izleyiciler. Dolayısıyla Harvard Üniversitesi'nde de çok önemli bir takım kuruluşlarda, bilimsel kuruluşlarda, üniversitelerde, batıda, tabii ki İslam aleminde haklı olarak ciddi bir şekilde bu bahsettiğimiz modernist epistemolojinin yıkılması gerektiği ve yıkılacağı, doğal olarak yıkılmaya mukadder olacağı yönünde önemli öngörüler ve projeksiyonlar ortaya konuldu. Başka bir manifesto: Our perceptions of prospective fears, threats and dangers in organizations are changing drastically due to the fact that we were being existentially disoriented, disarrayed and transformed. Kıymetli izleyiciler, bizim özellikle gene örgüt kuramıyla ilintili bir makale, neden derleyip indirgediğim bir cümle. Özellikle 21. yüzyılda organizasyonlardaki kültürün de doğurduğu ileriye dönük bir korku, evham ya da bir takım vesvese ya da bir takım böyle endişelerle karakterize edilen bir çalışan psikolojisi var. Bu çalışan psikolojisi söz konusu korku, evham ya da ileriye dönük bir takım işte kaygılardan ötürü bilişsel çarpıklık diye tabir ettiğimiz cognitive disorientation, bilişsel bozulmuşluk, bilişsel anlamda öngörüldüğü üzere hareket edememe. Tabii ki o söylediğim korku, evham ya da sıkıntılı bir takım işte psikopatolojilerden kaynaklanan durumlardan dolayı bireyler ciddi anlamda, yani kaçınmışlık psikolojisi dahil olmak üzere, işte aversion psychology, başka bir programda değinide bulunmuştuk kıymetli izleyiciler. Aversion psychology dahil olmak üzere dizoryantasyon, yani istikamet bozukluğu, burada fıtri davranamama, işte beklenmedik bir takım davranışların manifestasyonu, işte çalışanlar arasında sıkıntılı bir kültürün doğurduğu, beklenmedik bir takım etkisellik ya da dürtüsellikle tanımlanan psikopatolojiler. Bunlar çalışanlar üzerinde, yani in the organization of higher educational institutions, unfortunately the impact of, for example, the impact of bureaucratic state of affairs upon psychological and even physiological states of the workers are unfortunately being neglected. Kıymetli izleyiciler, yani bunu Türkçesinde söyleyeyim. Özellikle yüksek öğretim kurumları dahil olmak üzere eğitimsel kurumlarda, diğer bir takım işte iktisadi kuruluşlar dahil olmak üzere her türden bir takım kurumlarda alt yapı ya da üst yapı ile karakterize edilen kurumlar dahil olmak üzere bütün kurumlarda bu bahsettiğim işte gereksiz bir takım yüklenmeler, gereksiz bir takım bürokratik empozasyonların çalışanların
her türden işte iyi oluş durumları üzerinde olumsuz bir tesir uyandırdığını daha önceki bir programda da başka türlü bir makaleye mebni olarak konuşmuştuk. Burada da aynı şekilde bir şey var. Ben bunun İngilizcesini tekrar aktarmak istiyorum. Our perceptions of the prospective fears, threats and dangers in organizations are changing drastically due to the fact that we are being existentially disoriented, disarrayed and transformed. Evet. Geçiyorum. Creative genius will pick up in organizations if we struggle, even when we are weakest, tired, most uneager, most stressful. Bu aslında genel olarak her türden durumlara uyarlanabileceği yönünde bu manifestonun daha önceki bir programda kıymetli izleyiciler biz kıymetli imgeleminize sunmuştuk ama geçenlerde baktım bir de kurumsal ilişkiler ağı içerisinde de yani stresin ya da gereksiz bir takım işte yorgunluk ya da tükenmişlik sendromları nevinden bir takım sıkıntıların çalışanlar üzerinde eğer şu ya da bu türden bir düzeye eriştikten sonra maalesef yaratıcı dehanın engellenip ıskalanacağı yaratıcı deha özellikle yüksek öğretim kurumlarında çalışanlar, akademisyenler arasında yaratıcı dehanın tırnak içerisinde gün yüzüne çıkartılarak fışkırtılmasının ön şartının bu bahsettiğim durumlara rağmen yani böyle yılgınlık, yorgunluk ve isteksizlik durumuna hatta streslilik durumuna rağmen çalışanların iradelerini koruyarak, irade güçlerini devreye sokarak yürütücü işlev becerilerini ortaya koyarak eğer bir çaba sarf etmeleri durumunda tabii ki daha önceden de kıymetli düşünsel dünyanıza sunmaya çalıştığım çok ciddi bir ilahi beyanatta da vuzuğa kavuşturulduğu üzere eğer Rabbimize iltica ederek Rabbimize hicret ederek her türlü sıkıntı, stres ya da olumsuzluk durumlarına, aksilik durumlarına rağmen biz iyi bir amel ortaya koymaya azmedersek çok çok ciddi anlamda beklenmedik bir takım kapıların aralanacağı, tıpkı işte daha önceden bahsettiğim üzere o Ashab-ül Kehf gençlerinin durumu nevinden yani umutsuzluğun belki %100 olarak algılanabileceği bir çözümsüzlük durumunda, çaresizlik durumunda hiçbir yeryüzündeki hiçbir insanın erişemeyebileceği türden bir takım imkan ya da fırsatların Rabbim tarafından tevdi edileceğiyle ilgili bir beyanatı aktarmıştım. Bununla ilgili bir ilahi beyanatı aktarmıştım daha önceki programların birinde kıymetli izleyiciler. Kısmen bunun Türkçesini de yazmışız. Kurumlarda yaratıcı deha, büyük düşünceler, yeri yerinden oynatacak türden düşünceler, çok yorgun, yılgın, bitkin ve yorgun ve uyuşuk olduğumuz halde bir gayret ortaya koyduğumuz zaman yansıdığını söylemiştik değil mi? Geçiyorum. 21. yüzyılın bütün kurumsal organizasyonel diyalektiği, bakınız burası çok önemli, onlarca makaleden derledim kıymetli izleyiciler. 21. yüzyılın bütün bir kurumsal organizasyonel diyalektiği gayri hakikilik yansıtarak herhangi bir şey yaparken hazırlanma konusunda hazırlık yapma ve görünürcülük ile karakterize edilen bir özellik arz etmektedir. Başka bir deyişle işler hakiki bir biçimde yapılmadığı halde yapılıyormuş izlenimi uyandırılmaktadır. Bu tabii ki bütün kurumlarda hani belki birazcık böyle abartı olabilir ama %99'a kadar varan
bütün kurumsal ilişkiler ağı gayri hakikilikle tanımlandığını gerek Michigan University'deki gerçekleştirilen bir takım çalışmalar ile ilgili bir okumalarımdan edindiğim izlenimden gerekse bizim işte 30 yıla yakın bir kurumsal çalışma arka planımızdan da esinlenerek kurumsal platformlarda çalıştığımız için, çeşitli kurumsal ortamlarda bulunduğumuz için gözlemleyebildiğimiz kadarıyla belki bir veri olarak, gözlemsel bir veri olarak ortaya konulabilecek bir şey. Yani kurumsal diyalektik hakikilikle tanımlanmamaktadır kıymetli izleyiciler. Çok ilginç değil mi? Hakikilikle tanımlanan kurumsal, daha önceki bir manifestoda hakikilikle tanımlanan kurumsal diyalektik dehanın bireylerde yansıtılması, tırnak içerisinde fıtri bir şekilde davranış manifestasyonlarının ortaya konulması, tabii ki kurumsal kültürün çok üst düzeye ulaştırılabilirliği söz konusu. Ah, geçebiliriz. When you are about to make an important decision, you need more than bureaucracy and rational analysis. Bu da aynen her türlü ilişkiler ağına uyarlanan bir interdisipliner araştırmanın sonucudur kıymetli izleyiciler. Ama bunun organizasyonel diyalektiğe de uyarlanabileceğini geçenlerde bir iki tane böyle bilimsel makaleyi okuduktan sonra bir anda böyle bir esinsel, bir ilhamsal bir Rabbimin tevdi ettiği bir bilgi kırıntısı hemen peydahlanınca ben yazdım kıymetli izleyiciler. Şimdi önemli bir karar verme arifesindeyken rasyonel, matematiksel analiz ya da tahlilin ötesinde, fevkinde tabii ki Rabbimin vereceği ilhamdan neş'et edebilecek bir karar alma, karar verme mekanizmasının kararlarımızda çok ciddi anlamda bir olumluluk etkisini uyandıracağını birkaç ayeti kerimeden de esinlenerek söylemiştim ya, aynı şekilde bürokrasiden çok aklın yolunun bir olarak kabul edilebileceği istişari mekanizmalarla karakterize edilebilen ve tabii ki hikmetli bir takım bilgi, bulgu ve verilerin de tabii ki göz önünde alınabilmesi koşuluyla bürokratik ya da rasyonel, orantısal bir takım böyle empozasyonlar ya da karar alma mekanizmalarının dışında, ötesinde bu bahsettiğim rasyonel analizin dışında ve bürokratik bir takım yüklenme ya da analiz ya da bürokratik empozasyonların dışında bir karar verdiğimiz zaman organizational well-being ortaya çıkıyor. Organizasyonel iyi oluş hali ortaya çıkıyor kıymetli izleyiciler. Geçelim. Happiness and peace of mind in organizations can be attained in well-being, in being immersed. Baştan alıyorum. Happiness and peace of mind in organizations can be attained in being immersed in an authentically dealt with organizational states of affairs, as well as new narratives and preoccupations in an idealistic way rather than merely doing mandatory bureaucratic tasks. Şimdi organizasyonel iyi oluş hali, örgütsel iyi oluş ya da örgütsel mutluluk diye tabir ettiğimiz durumun kıymetli izleyiciler, hakiki bir biçimde bir takım işler ya da görevler ya da idealistik bir ruhla, tabii ki bir takım iş ya da bir takım görevlerle hemhal olmayı gerektiriyor. Bununla ilgili de daha önceden bir şeyler söylemiştik. Tabii ki yeni yeni bir takım böyle menkıbelerin örgülenişi de çok önemli. Yani organizasyonel ortamda yeni yeni bir takım iş ya da bir takım böyle menkıbelerin, menkıbeden kastımız böyle köklü bir takım organizasyonel değişimi kastetmiyorum. Organizasyonel değişim çoğu zaman
orta vadedeki bir takım zamansal süreci gerektiriyor. Hemencecik organizasyonel değişim aslında organizasyonel iyi oluşla ilişkili olmadığı yönünde bir sürü araştırmalar var kıymetli izleyiciler. Yani bir değişim beraberinde başka türlü sıkıntıların doğurduğu yönünde bir takım 10 yıllardır ortaya konulan çok önemli bilgi bulgular var. Bunu ben söylemiyorum. Benim söylemeye çalıştığım, vurgulamaya çalıştığım özellikle yeni yeni menkıbeler, yeni yeni bir takım böyle düşünsel aktiviteler, fikirsel bir takım dışa vurumların söz konusu organizasyon ortamı içerisindeki çalışanlar tarafından benimsenerek hayata uyarlanışının idealistik bir tarzda hem de idealistik bir biçimde hayata geçirilmesinin zorakilikle bir takım bürokratik empozisyonlarla şu ya da bu türden bir örgütsel görev ya da işin yaptırılmasından çok çok daha ehemmiyet arz ettiği ortaya konuldu. Ve bu çok çok önemli. Bence bir daha değineyim ben. Çok çok önemli çünkü. Hadi gelin İngilizce okuyup sonra Türkçesini söyleyeyim kıymetli izleyiciler. Happiness and peace of mind in organizations can be attained in being immersed and authentically dealt with organizational states of affairs as well as new narratives and preoccupations in an idealistic way rather than merely doing mandatory bureaucratical tasks. Mandatory, mandatuar demek. Türkçe bu şekilde zorunlu olarak tabir ettiğimiz siyaset terminolojisinde mandatory, mandatuar. Biraz uydurukça Türkçe olacak ama zoraki, zorlantılı, mecburi bir takım bürokratik iş görevler sadece dayatmak, ortaya koymak, yapmaktan ziyade idealistik bir biçimde bir takım böyle meşguliyetler hem idealistik hem de kıymetli izleyiciler sadece idealistik değil hem de hakiki bir şekilde bir takım zihinsel meşguliyetlerin adanması hani organizational commitment diye bir husus var ya organizasyonel adanmışlık işte o adanmışlık dahilinde bir takım meşguliyetlerin ortaya konuluşu tabii ki yeni menkıbeler yeni anlatılar anlatı menkıbe yeni yeni anlatıların ortaya konulmasının yanı sıra örgütsel bir takım ilişkiler ağıyla hakiki bir şekilde ilgilenmek tabii ki ciddi bir şekilde böyle adanmışlıkla tanımlanan bir ruhla, bir zihinle yönelmek ile ancak elde edilebilir. Hemen özneyi de söyleyelim. Organizasyonlardaki gerçek anlamdaki mutluluk ve tabii ki huzurlu bir zihin ve ruh durumu. Altını çiziyoruz. Huzurlu bir zihin ve ruh durumu ve tabii ki mutluluk organizasyonlarda o az önce deminden beri söyleye geldim bir takım koşulların benimsenip hayata geçirilmesiyle ancak sağlanabileceği bence bu güne düşsün, yıla düşsün çok önemli bir konu. Geçiyorum. İş yerinde benzeri bir manifesto ama Türkçe kıymetli izleyiciler. Bu da önemli. İş yerinde beklenmedik bir takım istenmedik bir takım gereksiz yük altına girilmesi, strese maruz bırakılmak, sık sık çalışma raporlarının düzenlenerek değerlendirilmesi, denetlenmesi çeşitli psikopatolojilere yol açıyormuş. Beyin enflamasyonuna yol açıyor. Evet, yanlış duymuyorsunuz. Beyin enflamasyonu, iltihaplanma, ateşlenme beyin enflamasyonuna yol açıyor ve tabii ki kurumsal çöküşe yol açıyor. Bence bunu tek tek bir daha okuyalım. İş yerinde beklenmedik, istenmedik gereksiz yük, gereksiz empozisyonlar, gereksiz bilgisel yük dahil olmak üzere gereksiz iletiler. Daha önceki bir programda Avrupa ülkelerinin özellikle Danimarka, Finlandiya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda gibi ülkelerde dijital bürokrasinin yol açmış olduğu gereksiz bir bilgisel yükün, gereksiz bir bilgi yüklenmesinin
çalışanlar üzerinde çok ciddi sıkıntılara yol açtığını zaten söylemiştim. Aynı şekilde iş yerinde beklenmedik, istenmedik gereksiz yük altına girilmesi, strese maruz bırakılmak, sık sık çalışma raporlarının düzenlenerek değerlendirilmesi, denetlenmesi, çeşitli psikopatolojilere yol açıyor, beyin enflamasyonuna yol açıyor ve maalesef kurumsal çöküşe yol açıyor. Kıymetli izleyiciler, isterseniz bugünlük bu kadarla yetinelim. İnşallah önümüzdeki hafta söz konusu programın başka türlü bilgisel manifestasyonlarıyla inşallah sizlerle tekrar buluşmak üzere. Rabbime emanet olunuz.